Sosyal medya ve jurnalistik okulu söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Tamam, kayıt alacağım. Konuşmasını yapmak üzere İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Adnan Öberus Doğumlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, girişimcilik ve ABD kulübünün düzenlemiş olduğu bu etkinliğe hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlarımızın bugün seçtikleri konu ekranda görülüyor. Biraz önce görünüyordu. Evet. Sosyal medya ve demokrasi. Bir de konuşmacı arkadaşımız var. Arkadaşımız biraz sonra sizlere hitap edecek. Ondan ilk online sosyal demokrasi meclisini oluşturmuş. Onu dinleyeceğiz kendisinden. Ben kısaca birkaç cümle söyleyeceğim size demokrasiyle ilgili. Evet, sosyal medya ve demokrasi dedik. Bugünkü konumuz doğal olarak demokrasi nedir? Hepimizin bildiği, şöyle zihnimizi biraz zorlarsak hatırlayacağı iki kavram var. Onların birleşmesi. Birisi demos, diğeri kritos. Demokrasi. Demos halk, kritos yönetim. Halkın yönetimi demek. Ama tarih boyunca halk mı yönetmiştir ya da halkın yetki verdikleri mi yönetmiştir diye bir soru sorsam herhalde Hazırun'un vereceği cevap halkın yetki verdikleri yönetmiştir hep. Antik çağda doğrudan demokrasi var. Halkın katılımı yoluyla yöneticiler belirleniyor. Daha sonraki süreçte bakıyoruz ki temsili demokrasi ortaya çıkıyor. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye ve şimdi de çoğulcu demokrasiye geçti. Demokrasi uygulama biçimine göre de sınıflandırıyorlar. Sosyal demokrasi, muhafazakar demokrasi, milliyetçi demokrasi, liberal demokrasi gibi. Önüne ve sonuna hangi eklem gelirse gelsin, demokrasi kavramıyla birlikte olan bazı değerler var, onun taşıdığı. Bu değerlerden bahsedelim. Kısaca, birincisi demokrasi demek, seçim demek. Tercih yapılabilmesi demek. Ve bugünkü demokrasi genel halk oyuyla yönetimin belirlediği bir idare şekli. Bunu söylüyorum. Seçim var. Seçim yetmez. İkinci bir şey daha var. Hukuk var. Hukukun üstünlüğü olacak. Bu da yetmez. Üçüncü bir şey var. Muhalefet olacak. Hani çok bilinen bir söz vardı. Bütün diktatöryal yönetimlerde iktidar vardı. Ama muhalefet sadece demokrasilerde vardı. Bir dördüncü şey daha olacak, ona da kuvvetlerin ayrılığı diyoruz. Yasama, yürütme, yargı. Bugünlerde 20. yüzyılda bir dördüncüsü de ilave edildi. Belki bugünkü konumuz o açıdan konuşmacı arkadaşımız Murat Aydemir Bey'in çok önemli. Bir dördüncüsü eklendi buna. Medya. Medyanın da bugün en güçlüsü, herhalde gençlerin de yoğun olarak kullandığı nedir? Sosyal medya. Bunlar da yetmez. Aslında demokrasinin bir ruhu var. O ruh nedir? O ruh şudur arkadaşlar. İktidarın kansız, kavgasız değiştirilebiliyor olmasıdır.
demokrasiyle demokrasi dışı yönetimleri birbirinden ayıran temel ilkeler bunlardır. Demokrasi özgür toplum demektir. Özgür toplumda iki şey vardır. Birisi rasyonel düşünen birey vardır. Rasyonel. Demek ki rasyonellik olacak. Ve özgür düşünen birey olacak. Bunlar varsa, bütün saydıklarımız varsa orada demokrasiden söz edebiliriz. Bunlar yoksa demokrasiden söz ederiz. İşte bugün arkadaşımız bize şimdi bu kuvvetler ayrılığı içerisinde anlam bulan dördüncü güç olarak kabul edilen çoğu insan tarafından medyadan, özellikle sosyal medyadan, sosyal medyadan oluşturulmuş bir platformdan söz edecek. Katıldığınız için hepinize teşekkürler. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Murat Aydemir tarafından geliştirilen ve açılan Demokratus, ülke gündeminin kullanıcıların fikirleriyle belirlenip oylarıyla şekillendiği politik bir sosyal ağ. Demokratus üyelerine sanal bir demokrasi ortamı sunuyor, sosyal ağda vekil seçebiliyor, seçilebiliyor, hazırlanan yasalara oy vererek gündemi belirleyebiliyor veya tartışmalara katılarak fikirlerinizi diğer üyeler ile paylaşabiliyorsunuz. Peki Murat Aydemir kimdir? Kendi cümleleriyle ifade edecek olursak. Anadolu'nun Bozkır köylerinde doğdu ve büyüdü. Amatör olarak futbol oynadı, tekvando ile uzun yıllar uğraştı. Boğaziçi Üniversitesi'nden ÖSS ile iki kez yerleşti, bir daha olsa bir daha yerleşecek. Kısa bir süre memuriyet, öğretmenlik, dış ticaret menajerliği yaptı. Şimdilerde Demokratus'u kurup geliştirmekle meşgul, ayrıca ticarete meraklı. Şimdi söyleşisini yapmak üzere dünyanın ilk online meclisi Demokratus'un kurucusu Murat Aydemir'e sözü bırakıyorum. Davet ettiğiniz için hem kulübümüze hem de buraya gelen siz arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışıyor mu acaba? Çalışıyor. Arkadaşlar öncelikle geciktiğim için kusura bakmayın. Malum İstanbul'da gecikmek için nedene gerek yok. Metro inşaatları şunlar bunlar derken ben de bugün sizi birazcık bekletmiş oldum. Çok özür diliyorum. Ben size bugün Demokratus'tan bahsedeceğim. Sosyal medya ve demokrasi ilişkisinden bahsedeceğim. Ve kulübümüzün de isminde olduğu üzere birazcık da girişimcilikten bahsedeceğim. Az önce arkadaşımız sunarken mezun olduğumu söyledi ama ben aslında mezun değilim. Okulumun bitmesine 2 günüm var. Öyle ümit ediyorum inşallah. 2 gün sonra mezun olacağım. Yavaştan Demokratus konuşmaya başlayabiliriz. Aslında her şey birkaç yıl önce ortaya çıktı. Ben hem sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insan değildim, hem de siyaset bilimine ve siyasete çok meraklı bir insan değildim. Ama ülke olarak bizler siyasete çok meraklıyız aslında. Bu anayasa referandumu yeni geçmişti ülkemizde ve ülke çok politik bir haldeydi. İşte evetçiler, hayırcılar, yetmez ama evetçiler vardı. Ve günlük kullandığım kişisel sosyal ağlar bombardıman altında tutuluyordu. İşte eski bir okuldan arkadaşım bir şey paylaşmış Facebook'ta. İşte bu anayasa referandumuna hayır demeliyiz şundan 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 dolayı diye. Veya işte bir akrabam bir şey paylaşmış tam tersi. İşte evet demeliyiz yoksa işte ülke şöyle olur. Bir başkası yetmez ama evet diyelim diye paylaşmış. Ben de çok bunaldım açıkçası. Çünkü benim Facebook kullanma amacım siyaset yapmak değildi. Orada arkadaşlarımla sohbet ediyordum. Arkadaşlarım doğum günlerinden haberdar oluyordum. Ulaşmam gereken birisine ulaşıyordum. Böyle bir zaman geçiriliyordu. Bunun yanında bizim mahallemizde Karadenizli bir bakkal amcamız vardı. Akşamları eve giderken işte uğruyorum. İhtiyaçlarım oluyormuş işte ne bileyim ekmektir, şudur, budur falan filan.
Ama ben ne zaman bakkala girmiş olsam, onu ziyaret etmiş olsam, kendisi beni bir kenara çekip diyor ki, yani şimdi üniversite okuyoruz ya işte hocam diye giriyor cümleye ve şöyle başlıyor. Ya işte dünyayı işte 3 tane aile yönetiyor, işte bir tanesi bizim arka sokakta oturuyor, ben anlıyorum falan. İşte şu şöyledir, bu böyledir, işte ülkeyi aslında şunlar yönetiyor, böyle olacak diye. Aslında hepimizin çevresinde gördüğü tiplerden biriydi o bakkal amca. Ona göre dünyanın bir gerçekleri vardı, komploları vardı, düşündükleri vardı ve buna göre bir dünyada yaşıyordu, fikirleri vardı. Aslında herkesin bir fikri var. Ve biz halk olarak da açıkçası fikrimizi ortaya koymaktan, yani millet olarak, toplum olarak çok hoşlanıyoruz. Bunu yapıyoruz her yerde. Kantinde, evde, işte otobüste, arabada, nerede olursak olalım. Böyle bir gerçeklik vardı. Ve hocamızın da az önce belirttiği gibi doğrudan demokrasi eskiden bir dönemde, antik bir çağda denenmişti. O dönemde elime bir kitap geçmişti, okuyordum, bir felsefe kitabı. Antik Atina demokrasisindeki doğrudan demokrasiyi eleştiren bir kitaptı elimdeki kitap. Çünkü Antik Atina'da sadece hür erkekler oy kullanabiliyorlar. Yabancıların, kadınların veya hür olmayanların bir hakkı yok. Buna karşı yazılmış bir eleştiri kitabıydı. O an düşünmeye başladım. Acaba ülke 75 milyon değil de 75 kişi olsaydı, ben Beşiktaş'ta oturuyordum o zaman, akşamları Beşiktaş meydanında bu 75 kişi bir araya gelebilir. Ya işte şu konu nasıl, işte metrobüslerden memnun muyuz, işte vapurlar nasıl gidiyor, sizce şunu ne yapalım, bunu ne yapalım diye konuşabilirdik. Ama ülke 75 kişi değil, 75 milyon. Ve bir araya gelip bir karara varmamız neredeyse imkansız. Günümüz siyasetinden bahsediyorum. Ama bir yandan da bireyler olarak fikrimizi söylemeye, düşüncemizi ortaya koymaya ve eğer yapabilirsek bir şeyleri değiştirmeye çok meraklıyız. Şuradan biliyorum, referandumlardan, genel seçimlerden, yerel seçimlerden sonra genellikle hep şöyle serzenişler duyarsınız. Derler ki, ya işte şu partiye oy verdim ama ya işte günahları da var, sevabı da var, hoşuma giden yerleri de var, gitmeyen yerleri de var ama ben bu partiye oy verdim çünkü alternatifini beğenmiyorum derler. Genellikle ben öyle duyuyorum. Dolayısıyla 4-5 yılda bir oy vermek aslında vatandaşı yeterince tatmin etmiyor, mutlu etmiyor. Çünkü artık insanların 1980 öncesindeki gibi kuru kuruya, yani belirli kamplarda kuru kuruya demek istemiyorum. Yani o döneme de saygısızlık etmek istemem ama belirli bir ideoloji çerçevesinde hareket etmiyor insanlar. Artık insanlar olaylara göre değişen, düşünüp ürettikleri fikirlere sahipler. Dolayısıyla buradan şöyle bir fikir çıktı benden. Dedim ki online bir meclis oluştursak. Bu online mecliste vatandaşlar her gün istedikleri kadar girseler ve ülke gündemini hep beraber şekillendirsek, mümkün olsa 75 milyon insan girsek ve birlikte şekillendirsek ülke gündemini diye düşündüm ve buradan Demokratus'a gelmiş oldum. Evet, Demokratus'un en önemli mottosu şu: her yerde ve herkes için demokrasi. Bunu birazcık açmak gerekirse şunu kastediyorum. Aslında biz demokrasiyi günlük hayatta tüketiyoruz. Tıpkı su içer gibi, yemek yer gibi tüketiyoruz ve farkında değiliz. Bir örnek vereyim. Gerçi bu örneği ikinci defa dinleyen arkadaşlar da var. Misafirlerimiz var. Örneğin bir yarışma programını seyrediyoruz. Evde oturmuşuz. İşte akşam çekirdeğimizi, çayımızı neyse almışız. Yarışma programında hangi yarışmacının kazanacağını evde oturan izleyiciler karar vermek istiyorlar. Bu yüzden yarışma programlarında yeni bir gelenek çıktı. SMS atarak hangi yarışmacının kazanacağını siz belirliyorsunuz izleyici olarak. Yani demokrasi aslında bu kadar şey yapmış durumda. Ne denir? Gelişmiş veya bize temas etmiş durumda. Yahut ne oluyor işte, kurumlar toplantı yapıyorlar. Örneğin üniversitelerde öğrenci konseyleri var. Öğrencilerle yönetimler arada buluşuyorlar ve soruyorlar ne derdiniz var sizin için, ne yapabiliriz diye. Aslında bunların hepsi doğrudan demokrasinin, daha doğrusu demokrasinin daha katılımcı bir hale gelmesi için yapılan çalışmalar. Ve günümüzde artık internet, sosyal medya hayatın bir parçası haline geldi. Yani hiç anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hepimizin cebinde, hemen hemen hepimizin cebinde bir akıllı telefon var. Sosyal ağlara bağlanmadan, arkadaşlarımızla haberleşmeden yapamıyoruz. Neler olduğunu, bilgiyi direkt tüketmeden yapamıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç vardı. Ve böyle de bir teknolojik imkan var. Bu ikisini birleştirmek oldu demokrasi açıkçası. Evet, tabii demokrasinin bir de temel bir motivasyonun şeyi var, motivesi var. O da şu:
insan olarak, bireyler olarak bizler çevremizi etkilemek istiyoruz. Dahil olduğumuz, alakalı olduğumuz, ilgili olduğumuz veya üyesi olduğumuz, bu bir ülke de olabilir, bu bir siyasi parti de olabilir, bu bir üniversite de olabilir, bu bir şirket de olabilir veya bir sivil toplum örgütü de olabilir, bir öğrenci kulübü de olabilir. Kendimize ait hissettiğimiz, bir parçası hissettiğimiz bu yapılarda kendi fikirlerimizde gördüğümüz yanlışları veya güzel önerileri dile getirmek istiyoruz açıkçası. Bunun yanında da kurumlar, artık sivil toplum örgütü olsun, siyasi parti veya hükümet muhalefet olsun veya üniversite yönetimleri olsun, acaba bizim üyelerimiz, bize gönül verenler, İngilizce tabiriyle stakeholderlarımız ne düşünüyorlar? Ne yaparsak onları daha çok mutlu edebiliriz şeklinde bir bilgi ihtiyacı içerisindeler. Öyleyse fikrimi söylemek isteyen bireyle, bireylerin ne düşündüğünü merak eden kurumlar arasında bir köprü inşa edelim dedik. Demokratüsün temel fikri bu. Tabii iş fikrini bulduktan sonra her şey birden olmadı. Müsaade ederseniz ben birazcık da olayın girişimcilik yönünden bahsedeyim. Proje ilk aklıma geldiğinde ne yapacağımı bilemedim. Çünkü internetten ve girişimcilikten o zamana kadar bir girişim yapmamıştım. Açıkçası babam da devlet memuru olduğu için çok büyük bir sermaye de yoktu davuşta. Ne yapacağımı düşünmeye başladım. Önce fikrimi gizlemeyi doğru gördüm. Aman birisi benim fikrimi çalar da benden önce inşa eder yapar diye. Bir müddet böyle elim bağrımda hiç kimseye bir şey söylemeden bir fikrim var ama kimseye söyleyemiyorum modunda gezdim. Ondan sonra dedim ki bir şeyler yapmam lazım. Çünkü herkesin bir fikri var. Fikir sizin cebinizde veya aklınızda durduğu müddetçe hiçbir şey ifade etmiyor. Sahaya inmeniz ve bir şeyler yapmanız lazım. Önce başarısız olmuş insanlardan başladım. Herhangi bir internet projesi yapmış ve başarısız olmuş insanlarla buluştum. Onlarla çay içtim, kahve içtim, muhabbet ettim. Ve onlara şunu sordum. Ne yaptığınızda başarısız oldunuz? Daha da açık tabirle ne yaptığınızda baktınız dedim. Ve onlardan aldığım feedbackleri bir kenara not ettim. İşte kimisi sermayeyi düzgün kullanamamış, kimisi siteyi çok karmaşık yapmış, kimisi şunu yapmış, kimisi bunu yapmış. Bu bilgileri topladıktan sonra ne yapmam gerektiğini merak etmeye başladım. Ne yapmayacağımı biliyorum. İşte üniversite öğrencileriyle full time çalışmayacağım. Bir örnek olarak veriyorum. Ben de bir öğrenciyim ama işte sermayemi daha efektif kullanacağım, gereksiz şeylere para harcamayacağım. Eğer para harcamadan bir şey yapabiliyorsam, hiçbir şekilde ona ekstra kaynak ayırmayacağım gibi çeşitli kendime şeyler belirlemiştim. Yapmamak üzere prensipler belirlemiştim. Sonra yapmam gerekenleri merak ettim ve internet üzerinde başarılı olmuş projeleri araştırdım. İşte Twitter'ı, Google'ı veya adını hiç duymadığımız Udemy gibi bir proje vardı, o da beni çok etkilemişti. Tanışabildiğim kadarıyla onların sahipleriyle veya üst düzey yöneticileriyle tanıştım. Biraz öğrenci şirinliği kullandım orada, işte ben öğrenciyim, bir şey yapacağım, sizinle tanışayım diye bir fikrinizi almak istiyorum gibi. Bunları kullanmaktan sizler de bence çekinmeyin. Çünkü öğrencilik gerçekten çok önemli bir zırh olabiliyor veya bir anahtar olabiliyor. O insanlarla görüştüm ve onların başarı hikayelerini dinledim. Ve kendime bir yol haritası çıkardım orada. Böylece Demokratüs'e başladım. Demokratüs yaklaşık bir yıldır test yayınında. Test yayınını Şubat'tan beri bitirmeye çalışıyoruz ama biraz yavaş ilerliyor her şey. Geçtiğimiz yıl bizi Silikon Vadisi'nden keşfettiler ve ilk yatırımımızı yurt dışında aldık. Kaufman isimli bir fondan 15 bin dolarlık tohum yatırımı aldık. Yani ön yatırım, iş daha filizlenirken fikrimiz size bir ön yatırım verilir. Daha sonra ilerleyen aşamalar olabiliyor. Ve projeye böylece start vermiş olduk. Evet, şimdi de Demokratüs'ü bilmeyenler için size kısaca Demokratüs'ü göstereyim. Burası bizim açılış sayfamız. Demokratüs'e üye oluyorsunuz bu login sayfasını geçtikten sonra ve karşınıza normal bildiğimiz sosyal ağlardan alışkın olduğumuz bir duvar çıkıyor. Duvarda takip ettiğiniz kişilerin yaptıkları paylaşımları görüyorsunuz. Aynı zamanda sizin yaptığınız paylaşımları da sizi takip eden insanlar görüyorlar. Şu anda 200 karakter sınırı var paylaşımlarımızın. Herhangi birisinin yaptığı bir paylaşımı beğendiyseniz takdir edebiliyorsunuz. Eğer o fikri beğenmediyseniz saygı duyuyorsunuz. Demokrasi bir esprisi de burada. Bir tane meclis penceremiz var. Sol tarafta görüyorsunuz şu anda. Bu meclis penceresinde de her gün 7 tane referandum yer alıyor. Bazen soruyorlar neden 7? Aslında özel bir anlamı yok. İstanbul'da yaşadığımız için bir 7 tepeli şehir diyerek oradan esinlendik bu 7 rakamını. 7 tane referandum var her gün.
ve ülke gündemini bunun üzerinden belirliyorsunuz. Oy kullanıyorsunuz, katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım. Şeklinde şu anda oy kullanılmış %91'lik bir katılma oranı görünüyor. Veya üzerine tıklayarak gündemin yorumlarda bulunuyorsunuz. Bence doğrusu şu veya şöyle düşünmüştünüz gibi. Tabii bir de ses getirenler penceremiz var. En çok reaksiyon alan içeriklerde ses getirenler penceresinde. Bu bir kişinin profili, temsil olarak da benim profilim. Profilimde benim bugüne kadar yaptığım paylaşımlar söz konusu. Mecliste daha önce sanal bir meclisimiz var, şimdi geleceğim. Sanal mecliste daha önce kaç defa milletvekilliği yaptım, kaç defa mazbata mağdur göreve başladım, bu yazıyor. Ve bir puanım var. Şurada kırmızı olarak 2504 yazan puan. Bu puan haftalık olarak sıfırlanan bir puan. Sizin çevrenizi ne kadar etkileyebildiğinizi, sitenin içerisinde ne kadar aktif olabildiğinizi ölçen bir puan. Ve bu puana göre her hafta en aktif 50 kişi, çevresini en çok etkileyebilen 50 kişi bir haftalığına sanal meclisin milletvekili seçiliyor. Ve böylece o 7 tane referandumu yazacak olan milletvekillerinden birisi oluyor. Bir de demokratusunda şöyle bir yeniliğimiz var. Günlük hayatta hepimizin dahil olduğu yapılar var. Bu bir üniversitede olabilir, az önce söylediğim gibi STK, parti, herhangi bir şey. Bu dahil olduğunuz kurumların da aslında siz bir parçasısınız ve onların da gündemini, kararlarını şekillendirmekte önemli bir aslında katılımcı olmalıyız. Bu yüzden sayfalar var demokrasi üzerinde. Demokrasi milletvekili seçiminin yapılabildiği alanlardan biri. Ha, bu arada demokrasi'de oynanan gündemler hemen rakamlara ve istatistiklere dönüşüyor. Dolayısıyla gündemlerin ne şekilde cereyan ettiğini, gidişatın nasıl olduğunu an be an görüntüleyebiliyorsunuz. Demokratüs'teki sayfalara gelelim son olarak. Demokratüs üzerinde az önce söylediğim gibi sayfalarımız var. Bu sayfaların veya konuların, kurumların gündemlerini ise kullanıcılar şekillendiriyor. Örneğin biraz gecikmeli olarak artık başlayacağımız bir çalışmamız var, yeni anayasa diye. Türkiye'nin yeni anayasasını online bir meclis üzerinde vatandaşlarla birlikte belirleyelim, birlikte şekillendirelim istiyoruz. Hem olumlu hem olumsuz yanları her madde için burada konuşalım ve tartışalım istiyoruz. Örneğin bu sayfa. Sayfalarda şöyle bir durum var. Sayfanın bir duvarı var ve bu duvara isteyen herkes bir şeyler yazabiliyor. Ve bu yazılan içerikler içerisinde en iyiler, yani en çok reaksiyon alan, olumlu tepki alan içerikler ses getirenler penceresine düşüyor. Ve tüm bu sayfanın ziyaretçilerine görünüyor. Ayrıca sayfaların bir gündem alanları var. Bu gündem alanlarında da şu anda sayfa editörlerini, daha sonra onu da kullanıcılara devredeceğiz. Girdikleri içerikler, en iyi içerikler burada görüntüleniyor ve sayfanın bütün takipçileri tarafından oylanarak bir sonuca, bir nihai tartışmanın bir sonucuna ulaşılmaya çalışılıyor. Yeni anayasa bunlardan birisi olacak. Örneğin Şehir Üniversitesi'nde bir sayfa açıyoruz yakında, sizinle konuşuruz. Şehir Üniversitesi, kampüslerde yaşayan öğrenciler, öğretim görevlileri ve bütün çalışanlar bu sayfa üzerinden kampüsün gündemini şekillendirebilsinler istiyoruz. Demokratüs ne yaptı? Bu iki ay önceki bir sunum. Rakamları revize ettik ama yaklaşık şu şekilde bir reaksiyon aldık. Demokratüs'ü ilk Boğaziçi Üniversitesi'nde açıp çevremize duyurduktan sonra çok hızlı bir reaksiyon, geri dönüş aldık. Öyle ki hocalarımızdan bazıları derslere gidememeye başladılar demokratisi kullanmaktan. Ve geride kalan 1,5 yıl test yayını süresince 9.000'i geçti şu anda, 9.500 üyemiz var. Bu üyelerimizden %10, yaklaşık 950 veya 1000 kişi her bir siteyi ziyaret ediyor ve gündemlere yorumlarda bulunuyor veya bir şeyler paylaşıyor. Toplamda 3 milyona yaklaştı sayfa gösterimimiz. İşte 250.000'den fazla, 300.000'e yaklaştı, hatta ziyaret aldık. Bu şekilde bir istatistik oluştu. Tabii demokratisi şöyle düşünebilirsiniz. Ya hayatımızda YouTube var, Facebook var, Twitter var, Foursquare var, şu var, bu var. Şimdi bir de demokratisi. Hani neden kullanalım veya buna nasıl vakit ayırabiliriz gibi bir fikir gelebilir aklınıza. Onu da yanıtlayalım hemen. Demokratisi'nin bir farklılığı var. Bunda kendi isminizle tüm ülkeye hitap edebiliyorsunuz. Yani sadece 600 arkadaşınız olduğunu düşünelim. Facebook'ta 600 kişiye ulaşmıyorsunuz. Sadece arkadaşlarınıza ulaşmıyorsunuz. Sadece takipçilerinize ulaşmıyorsunuz. Etkili bir içerik yazdığınızda tüm ülkeye sesinizi duyurabiliyorsunuz. Bu en önemli motivasyonumuz. İkincisi, site içerisinde özelleşmiş bir atmosfer var.
insanlar daha değişik amaçlardan ziyade ülke gündemini belirlemek ve kendi liderliklerini ortaya koymak için isteğe giriş yapıyorlar. Diğer önemli motivasyonumuz, istatistikler ve rakamlar hemen ortaya dökülüyor. Sonuçlar ortaya çıkıyor ve kamuoyu oluşuyor. Bu da diğer farkımız. Tabii kurumlar için de çeşitli imkanlar, çeşitli faydalar üretiyor Demokratus bir iş modeli olarak. Bunlardan birincisi kurumların şeffaf ve katılımcı olarak kendi takipçileriyle temasa geçmesi. Diğeri aidiyeti, bu sayede aidiyeti arttırması, fikir toplaması. Örneğin işte, üniversitemizde yine görüşüyorduk, ben projeyi anlatmaya gitmiştim. Rektör bey bana dedi ki, ya işte bahar şenlikleri olacak. Özel üniversiteydi, bahar şenlikleri düzenleyeceğiz dedi. Ve öğrenciler işte daha ünlü sanatçı gelsin, daha şey sanatçı gelsin, işte eğlence 2 gün değil 5 gün sürsün, 5 gün değil 7 gün sürsün diye taleplerde bulunmuş. Ama rektör bey şunu merak ediyordu, bu etkinlikler öğrencilerin okulumuza ödemiş olduğu paralardan finanse ediliyor. Acaba öğrenciler buna gerçekten razılar mı? Rakamları duysalar, belki bu etkinlikleri bu kadar abartmak yerine okulun kütüphanesini geliştirebiliriz, başka bir imkan, yurt dışına bir iş gezisi, başka bir şey organize edebiliriz. Öğrenciler bunu gerçekten farkındalar mı ve bunu istiyorlar mı? Ben bunu bilmek isterdim, öğrencilere mesajımı aktarmak isterdim demişti. Bir başka yönetici hocamız da şöyle bir şey söylemişti. Elimizde bir kaynak var, bu kaynağı okulun servislerine mi ayıralım? Yoksa yemekhanedeki yemeklerin kalitesini yükseltelim. Öğrenciler ne düşünüyor? Gerçekten bilmek istiyorum demişti ve malum okulların attıkları maillere veya internet sitesinden yaptıkları gündemlere bazen çok hızlı anketlere, hızlı dönüşler gelmiyor. Bu yüzden bir anket firmalarıyla anlaşmışlar çok yüklü bedellere ve sonuç almaya çalışıyorlardı. Ama insanların eğlenerek ve kendilerine ait hissederek bir yeri, bir kampüsü belki gündemini şekillendirebilmeleri açıkçası hocamıza daha güzel gelmişti. Fikri de bu sayfa fikrini de biraz o görüşmeden sonra geliştirmiştik. Demokratus'ta ne olacak? Demokratus'ta bu hafta biterken sanırım mobil uygulamalarımızı açacağız. Böylece artık cep telefonlarından da Demokratus'a ulaşılabilecek. Malum birkaç tane konumuz var. Bunlarla Türkiye gündemine açılmayı hedefliyoruz. Bir tanesi yeni anayasa süreci, bir diğeri çözüm süreci denilen o süreç. Bundan acaba insanlar ne düşünüyorlar? Onu ortaya koymaya çalışacağız. Demokratus'u ilk günden itibaren global bir proje olarak ben hayal etmiştim. Global bir proje olarak düşünmüştüm. Ve ismini de açıkçası hocamızın söylediği gibi Demos ve Kratos'tan türetmiştim. Ki dünyanın her yerinde anlaşılabilsin, algılanabilsin diye. Yurt dışındaki yatırımcılarımızın da desteğiyle Türkiye'ye tanıtımımızı yaptıktan sonra büyük ihtimalle artık Amerika'da ve Orta Doğu'da açılan meclisler olmasını hayal ediyorum. Yani açıkçası Türkiye'den global bir proje çıkması benim şu anda en büyük hayalim ve hedefim. Kısacası sunumumuz böyle. Dilerseniz soru cevaplarla devam edebiliriz. Aklınıza takılanlar varsa. Erkek egemen bir toplum söz konusu oluyor. Demokratus'taki
cinsiyet bazında yüzdelik nedir? Açıkçası bunu merak etmiyor değilim. Teşekkür ederim. Birinci soruyu kaçırdım, bir daha alabilir miyim? İnsanların demek kutusu noktasındaki tepkileri neler oldu acaba? Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir iş kurarken veya herhangi bir harekete proje üretirken bile şunu hesaplamanız gerekiyor. Ne değer üretiyoruz? İnsanlar için ne değer üretiyoruz? Ve bu değeri nasıl bir şekilde insanlara hangi kanallarda sunacağız? Hedef kitlemizde ve onlara nasıl sunacağız diye düşünmeniz gerekiyor. Demokratus'un sunduğu değer şu. İnsanların günlük hayatta meslekleri, yaşları, eğitimleri ne olursa olsun hızlı bir şekilde her gün ülke üretimine katılabilmeleri. Bu görünen motivasyonumuz. Arka plandaki motivasyonumuz da şu. İnsanların bir lider olarak kendilerini ortaya koyabilmeleri. Bizim bunu sağlayabilmemiz için demokrasi ne yapmamız gerekiyordu? Bence siyasi partilere, yani ülkeyi yöneten veya yönetmeye tabi kurumlara sunmamız ve demokrasi meclisindeki oluşan gündemlerin, içeriklerin dikkate alınmasını sağlamamız gerekiyordu. Bunu yapabildiğimiz ölçüde de tepkiler değişiyor. Örneğin 2,5 ay önce Çankaya Köşkü'ne çıktık ve bir sunum yaptık. Ondan sonra demokrasinin hem şeyi birazcık değişmiş oldu. Oradaki gündemleri bir ilk defa sunduk, gösterdik. Ve milletvekillerinin demokrasiye bakış açıları değişmeye başladı. İşte aynı şekilde herkese birkaç hafta sonra siyasi partilerle yine bir takım ortaklıklara girişeceğiz. Ne gibi? Online meclisteki milletvekillerinin örneğin daha kesinleşmiş bir şey değil. İşte siyasi partilerin genel merkezlerinde ayda bir defa toplantıya davet edilmesi gibi. Yani algıyı birazcık aslında biz oluşturuyoruz veya değiştiriyoruz, dönüştürüyoruz yavaş yavaş. Demokratus'taki algı şuydu ekseriyetle. Ya fikir çok güzel, fikri beğeniyoruz. Ama işte nasıl olacak? Herhangi bir yana kanalize olacak mı? Yani atıyorum Demokratus birdenbire yeşil parti veya mavi parti dolduracak mı? Ne olacak? Ve açıkçası insanlar burada birbirine saygıyla hitap edebilecekler. En büyük endişeler de buydu demokrasiye gelen tepkilerden. Şöyle yapıyoruz, birazcık liberal bir politika benimsiyoruz. Hani lesefer lesefase şeklinde. Ortamı sunuyoruz, köprüyü inşa ettik. Ama bunun içerisinde insanların ne yapacağına kesinlikle ve kesinlikle müdahale etmiyoruz. Dolayısıyla siteye atıyorum bugün mavi partiler fazla girerse, mavi partinin meclisinde biraz fazla geçebiliyor. Yarın turuncu parti girerse, turuncu partinin veya ne bileyim beyaz parti girerse, beyaz partinin sözü daha fazla geçebilir. Burada renklerden konuşuyorum hani herhangi bir şey olmasın, tarafsızlığımız edilemesin diye ama her bir renkten sonra aklıma bir siyasi parti geliyor. İkincisi şeydi sorunuz, cinsiyet ayrımcılığı sormuştunuz. Şu anda Demokratus'ta açıkçası kadınlar avantajlı durumdalar birazcık. Çünkü sayı olarak erkek kullanıcı birazcık daha fazla. Ve açıkçası hani kadınların birazcık pozitif ayrımcılık yapıldığını ben de gözlemliyorum bir kullanıcı olarak. Ama Demokratus'ta kadına şiddete yönelik de bir çalışma olacak muhtemelen. Bir sayfa açılacak, bir sivil toplum örgütü yönetimine bırakmayı düşünüyoruz. Buradan da çalışmalar devam edecek. Öncelikle hoş geldiniz. Ben sizi göremiyorum. Buradayım. Tamam. Sizi tebrik ediyorum kesinlikle. Girişimcilik adına çok büyük bir adım atmışsınız. Ben şunu sormak istiyorum. Aslında biz demokrasi kavramını ele alıyoruz da. Mesela sizin sayfanızda demokrasiyi eleştirilebilecek bir ortam yaratabilecek misiniz? Çünkü yani söylemek istediğim şu. Yönetim şekilleri açısından insanlar bilgilerini paylaşabilecek. Ben anladığım şekilde cevap vereyim, olmadıysa siz beni düzeltin. Demokratus'taki temel amaç şuydu, ilk günden itibaren para kazanmak değildi veya başka bir şey değildi. İki tane temel motivasyonum vardı. Birincisi insanların bir ihtiyacına cevap vermek ve 4-5 yılda bir bize ya ne düşünüyoruz diye fikrimizin sorulmasındansa her gün ülke yönetimine söz sahibi olmamızdı. Daha sonra kurumlar işin içine eklendi. İkinci olarak da neydi unuttum şu anda, başka bir şey düşünüyordum. Ama şöyle bir şey var, yani fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi tabii ki. Ama şöyle bir gerçek var, yaşadığımız dünyada ne kadar ideal hayal etseniz de, hedefleseniz de bazı gerçekler sizi, ayaklarınızı yere doğru çekiyor ve sizin ayaklarınızın yere basmasına sebep oluyor. O da şu, yaşadığınız ülkenin anayasasına, kurallarına, kanunlarına uymak durumundasınız. Bu ister demokrasi üzerinde olsun, ister Facebook, Twitter, Google, herhangi bir yer üzerinde olsun.
kanunları beğenin veya beğenmeyin. Demokratüs olarak biz eleştirebilmeniz için size her türlü imkanı sunuyoruz ve sansür uygulamıyoruz. Ama sizin sosyal ağlar üzerinde, bizim sitemizde olmak zorunda değil, paylaştığınız bir içerik eğer savcılar tarafından kanuna aykırı bulunursa, burada size onlar şahsi olarak dava açabiliyorlar, sizi yargılayabiliyorlar. Bunun önüne biz geçemiyoruz. Geçebilmemiz mümkün değil. Ama biz ne yapıyoruz? Sansür gibi bir uygulamaya girişmiyoruz hiçbir zaman için. Sanırım doğru anlamışım sorumuzu, değil mi? Evet. Umarım akmanızdaki hedefe ulaşırsınız. Sağ olun. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. İnternet ortamında yaptığınız paylaşımlardan mükellefsiniz. Biz zannediyoruz ki örneğin evimizde işte arkada kendi çalışma odamıza geçmişiz, bilgisayarımızı açmışız, ışığı kapatmışız, tıkır tıkır bir şeyler yapıyoruz, bizi hiç kimse görmüyor ve özgürüz zannediyoruz veya bir nickname aldınız, isim de kullanmıyorsunuz diyelim ki. Halbuki yaşadığımız çağda bilhassa teknolojik aygıtlar üzerinden yaptığınız her şey pek çok yerde kayıt altında aslında ve dolayısıyla fikirlerinizi ifade ederken suç teşkil edecek şeyler yapmamanız gerekiyor. Bir örnek vereyim. Örneğin bu en son Twitter üzerinden ünlülerle diyaloğa giren veya işte ünlülerle karşı kavgaya giren diyelim. Örneğin Melih Gökçek yapmıştı. Kendisine hakaret ettiğini düşündüğü insanları mahkemeye verdi. Ve çok hızlı bir şekilde o kişiler tek tek yargı önüne çıkarıldılar. Demokratüs'te de buna dikkat etmemiz lazım. Kanunen internet üzerinde yaptığınız bir hakaret, günlük hayatta kalabalık bir meydanda, topluluk önünde yaptığınız bir hakaret gibi ağırlaştırılmış bir suç kabul ediliyor. Yani internet de olsa, yazılı basın da olsa, görsel, işte televizyon gibi basın da olsa, yani bu böyle. Dolayısıyla paylaşımlar yaparken bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Ama şöyle bir şey yaptık, bir önlemden bahsedeyim size. Demokratüs'ün sistemlerini Türkiye içinde almadık. Şu anda Almanya'da Demokratüs'ün sistemleri. Bu sayede şöyle bir imkana kavuştuk. Diyelim ki işte Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı çeşitli mahkemeler Demokratüs'ün kapanmasına hükmettiler. Demokratüs'ü kapatamıyorlar. Sadece Türkiye'den erişimi durdurabiliyorlar. Öyle bir durumda da yine işte çeşitli internet araçlarıyla yine ulaşabiliyorsun. Sen normal bir ara YouTube kapanmıştı ama biz yine ulaşmıştık. Bu şekilde bir önlem düşündük. Ama bunun haricinde yapılabilecek en iyi şey eleştiri kültürünün ülkeye şey yapması, hani ne denir, yeşermesi, hoşgörünün oturması ve insanların da açıkçası biraz usluklu bir şekilde fikri özgürlüklerini sonuna kadar kullanabilmeleri. Yapılabilecek tek şey bu. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Ben bir sosyal hizmet öğrencisiyim ve kendi alanımız hakkında bir soru sormak istiyorum. Sivil toplum kuruluşları biliyorsunuz toplum üzerinde oldukça etkili kurumlardır, kuruluşlardır. Demokratüs, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir çalışma yapacak mı gelecek senelerde ya da gelecek dönemlerde? Bunu merak ediyorum. Çünkü toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması için bence hani hem sivil toplum kuruluşlarının girmesi gerekiyor hem de sosyal medyanın işin içine girmesi gerekiyor. Bu kadar, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, yani sivil toplum örgütlerinin Demokratüs'e girmesi lazım. Demokratüs üzerinde belki çeşitli sayfaları yönetmeleri, çeşitli kampanyalar düzenlemeleri ve zaten farkındalık sahibi insanların, Demokratüs kullanıcıların ben öyle tanımlıyorum, farkındalık sahibi ve çevresinde bir değişiklik oluşturmak isteyen insanlar. Bu tarz bir kitlenin olduğu bir yerde bulunmaları onların faaliyetleri için de uygun olacaktır. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorum, küçük başlığı. Bu arada ben size bir ayda 2-3'de yaptığım dostane bir şekilde bir şey de itiraf edeyim. Şu anda biz Demokratüs'te sadece 3 kişiyiz. Projemiz başladı, ilerliyor, yatırımımızı aldık. İşte sağ olsunlar hem hükümetten hem muhalefetten de destek aldık Türkiye'de. Güzel gidiyor projemiz ama hala ekibimiz çok küçük. Ve pek çok şeye yetişmekte zorluk çekiyoruz açıkçası. Dolayısıyla ilgilenebilecek, destek sunabilecek, açıkçası çalışma arkadaşlarına, birlikte yürüyebileceğimiz yol arkadaşlarına da ihtiyacımız var. Örneğin STK'lar. Ben haftada birkaç tane STK ile görüşmeye çalışıyorum. Şu anda bu ilk başta da networkleri kurmaya çalışıyoruz. Sonra sitenin mobilinde açılmasıyla birlikte büyük tanıtıma başladığımızda bu networkler üzerinden birlikte projeler yürütmeye başlayacağız, çalışacağız. Bu noktada da mesela siz bize yardımcı olabilirsiniz, örneğin. Teşekkür ederim.
Biz üniversitemize de konuk oldunuz ama bu soru orada aklıma gelmemiş, işte o yüzden şimdi sormak istiyorum. Şöyle bir durum var, şimdi çeşitli paylaşımlar beğenilere göre işte ne kadar çok ses getirirse bunlar meclise seçilecek bu demokratusta. Bu beğeni alması veya işte ses getirmesi biraz da şöyle sosyal medyada, sosyal ağlarda şununla da alakalı. Ne kadar iyi olduğu değil, senin ne kadar popüler olduğun. Hani sen çok popülersen oraya bir nokta işareti alsan bile 200 tane retweet hani alıyorsun ama çok sıradan bir insan, adam gibi bir şey yazsın, sadece bakıp geçiriyor. Bunun bir örneğini de verecek olursak, hani üniversite ismini vermeyin, bir üniversitenin fotoğraf yarışması oldu. Hani siteye girdiğinizde çok güzel, harika bir fotoğraf dediğiniz fotoğraf yerine işte daha çok arkadaşı olan, daha çok işe gidip ya benim fotoğrafımı verir misin diyen fotoğraf hani birincilik almıştı. Hani bu şekilde size demokratusa meclise girmeye sınır koyacak mısınız? Mesela AK Parti gibi 3 sene seçildikten sonra bir daha meclise giremeyecek, 3 kere ardı ardı girdikten sonra. Güzel bir soru. Şöyle oldu, sizle görüştükten sonra, sizin okuldaki konuşmamızdan sonra veya önceki hemen işte siyasi partilerle görüşüyoruz. Bana bunu dediğinizde büyük bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı söyledi. Dedi ki ya tamam, çok güzel bir proje, biz de girmek istiyoruz, kullanmak isteriz. Ya dedi, ben şimdi hani teşkilatlarımıza haber versem bu gece dedi 100 bin insan girebilir bu siteye. 100 bin insan girerse de sadece bizim siyasi partinin propagandasının olduğu bir yere dönüşür. Ne yapacaksın? Bununla ilgili ne düşünüyorsun dedi. Ben dedim ki efendim önce bir girmesinler, bir durun dedim önce. Altyapımızı geliştiriyoruz da. İkinci olarak da daha ne kadar yüksek olsa da üzerinden bir yol geçebilir illaki. Algoritma yolda gibi bırakmıyoruz. Sürekli gözlemliyoruz. Örneğin demokratikte şu an sosyal medyada en çok popüler olan içerikler şunlardır. Birisi Nazım Hikmet'ten, Necip Fazıl'dan bir tane şiir, bir kıta şiir yazar ve insanlar bunu çılgınlar gibi paylaşırlar. Veya Facebook'ta güzel bir kedi fotoğrafını koyarlar bir arkadaşımız, birisi bir bebek fotoğrafını. İnsanlar bunu çılgınlar gibi paylaşırlar. Yani sosyal medyanın ruhunu algılıyoruz, anlıyoruz, analiz ediyoruz sürekli yazılımcı arkadaşımla birlikte. Ve buna göre biz de önlemlerimizi alıyoruz, algoritmamızı geliştiriyoruz. Örneğin birisinin sizi sadece takdir etmesi, saygı duymasından ziyade sizinle fikri bir tartışmaya girmesi daha çok puan kazandırıyor o içeriğe. Veya sizinle kim tartışmaya girmiş? Sizin yazdığınız bir içeriği kim beğenmiş? Yani beğenen kişinin durumu ne gibisinden, insanları etkileme kabiliyeti, gücü ne gibisinden algoritmayı geliştireceğiz. Yapılacak şey bu. Buyurun. Projede koordinatörlük ve katılımcıya çok fazla ihtiyacım var. Yani sizce en iyi reklam nasıl yapılır? Nasıl katılımcıyı sağlayabilirim? Ben şunu söyleyeyim. Şimdi yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır sahada olan bir girişimciyim ben. Okul devam ederken bir yandan derslere gittik, arkadaşlarımızla görüşemedik, harçlıklarımızı koyduk, üzüldük, ağladık. Bir sürü şey tecrübe ettik. Tecrübelerden bir tanesi de buydu. Bunu da birkaç ay önce yaşayarak gördüm. Öncelikle Demokratus'un çok da takipçisi olmayan bir internet sitesi çok küçük bir şekilde haber yaptı. Malum Demokratus bir internet üzerinden ulaşılabilen bir online mecra. Bizi bu internet sitesinde haber yapmamızdan sonra tabii her gün istatistiklerimizi takip ediyoruz. Trafik nereden geliyor, yeni gelenler kimler, bunlara bakmaya çalışıyoruz ki adım adım. Küçük o internet mecrasında haber olduktan sonra trafiğimizi ikiye katladık diyebilirim. Onların da küçük bir takipçileri varmış ama çok hızlı bir dönüş aldık. Çünkü neden? Bilgisayarı açtığında bir haber okumuş, tıklayarak Demokratus'a ulaşmış oldular. Bir de şu anda Türkiye'de tirajı en yüksek olan bir gazetemiz, en yüksek olan gazete bizi tam sayfa haber yaptı. Tam sayfa. Ama online'ına koymadı, offline'ına koydu. Bu haberden sonra ben ertesi sabah uyandığımda sitenin çökmüş olacağını düşünüyorum. İşte 1 milyon üye geldiği site çökmüş diye. Böyle bir şey olmadı. Türkiye'nin her yerindeki insanlar bizi bildiler. Artık bir tanıdıklık, bilinirlik oluşturmuş olduk. Bir PR yapmış olduk. Ama gazeteyi açıp okuduktan sonra, muhtemelen hani gazeteyi açıp okuyorsa o an bir internete erişimi zaten yok. Bir yerde oturuyor, belki kahvaltısı, pazar ekiydi çünkü. İnternete hemen erişim yoktu o insanların ve Demokratus'taki trafik neredeyse o çok okunmayan internet sitesindeki haberden sonraki trafik kadar arttı. Ben buradan şunu anladım. Ulaşmak istediğiniz bir hedef kitleniz, hitap etmek istediğiniz kitle kimse, o kitle nerede vakit geçiriyorsa, şu anda neredeyse ve nereden gelen bildirimleri önemsiyorsa ve tabii sizin yaptığınız projede online bir projeyse online'da olmanız gerekiyor, offline ise offline'da, üniversitelerle ilgiliyse üniversitelerde bunu duyurmanız gerekiyor. Yani veya atıyorum
makine mühendisleriyle alakalıysa herhalde fabrikalarda duyuru yapmanız gerekecektir. Bunun gibi projenizle alakalı yerlerde ilgili hedef kitleye ulaşacak şekilde tanıtım yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Siz puanlama sistemimiz var demiştiniz. Peki bu puanlama sisteminiz nasıl işliyor? Aynen öyle. Şu anda şöyle işliyor. Site içerisinde yaptığınız paylaşımlardan bir puan kazanıyorsunuz. Başka insanlar sizin yaptığınız paylaşımları beğenirler, takdir ederler veya saygı duyarlar, paylaşırlar, üzerine yorum getirirlerse daha çok puan kazanıyorsunuz. Puanlar nasıl oluyor yani? Hani 1, 2, 3 bu tarz olarak? Onu söylemiyoruz. Deneyerek öğrenmenizi tercih ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Bunlar evet dediğiniz gibi düşük puanlar. Birkaç puan geliyor her hareketinizden veya size yapılan reaksiyondan. Ancak birisi, sizi takip eden birisi, bu haftanın milletvekili adayı, işte isminiz nedir? Hamza. İşte Hamza Bey olsun diye size milletvekilliği oyu verirse sizin puanınız çok hızlı bir şekilde artıyor. Yaklaşık 300-400 puan gibi bir şekilde artıyor. Puanlama sistemi şu anda bu ve haftada bir de sıfırlanıyor puan. Cuma günleri gece yarısı puanlama sıfırlanıyor. Tekrar yarış başlıyor. Teşekkürler. Başka bir sorunuz yoksa ben bir soru sorayım kendime. Çünkü buna değinmek istiyorum. Okulumuz yeni bir okul zannediyorum ve ben çok beğendim okulu. Hakikaten çok ince düşünülmüş hem tasarım hem mimarisi. Çünkü ben mekanların insanları etkilediğini, insanlara sirayet ettiğini düşünüyorum. Yani okulumuzu çok beğendim açıkçası. Ve zannediyorum ki öğrenci arkadaşlarımızın çoğu hazırlıkta şu anda. Veya birinci sınıfta, yanılıyor muyum? Benim bir tavsiyem olacak. Tabii akademik kariyer düşünen arkadaşlarımızın derslerine ayrıca efor sarf etmeleri önemli. Onun dışında zaten derslerimize dikkat, ilgi göstermemiz gerekli. Ama girişimcilik noktasında es geçmemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü mezun olan arkadaşlarım var. Ben bir sene geç mezun oluyorum üniversiteden. Bir sene geciktirdim okulumu. Ve mezun olduktan sonra bir hayat koşturmacasının içine insanların girdiğini, artık bir düzenli gelir vesaire sınırlamalarıyla, ki bu aslında hayatın da bir ihtiyacı. Hayatın artık tek düze bir şekilde devam ettiğini gözlemledim. Şey yapmıyorum, yani bu hayatın gerçeği, %99'umuzun başına gelecek olan da bu. Yine hayallerimizin peşinden gideceğiz ama okul bitmeden önce, yani daha üzerimizde bir öğrencilik dediğimiz bir zırh, bir rahatlık varken, hata yapma rahatlığı ve lüksü varken, eğer hayal ettiğiniz, peşinden koşmaya değer dediğiniz bir fikriniz varsa, düzgün bir araştırmayla, ya gerçekten bu olabilir mi, olmaz mı şeklinde düzgün bir araştırmayla, uygun imkanları, kaynakları, eğitimleri bularak, uygun insanlarla tanışarak, alakalı kişilerle, fikrinizi ve hayalinizi peşinden gitmenizi ben tavsiye ediyorum sizlere. Böyle de bir küçük tavsiyem olsun. Ama uyarsınız ama uymazsınız. Çünkü Türk-Arap zirvesi vardı, gençlik zirvesi vardı. Orada bir sunum yapmıştım ve demiştim ki, şey yapmıyorum ama işte Arap arkadaşlar geldiler, işte çok varlıklı kimselerin çocukları. İşte ya işte bizde petrol var, bizde şu var, bizde bu var diye bir konuşma oldu. Birkaç da batıdan kişi çağırmışlar. İşte onlar da tam tersine şeydi ya, bizde petrol yok ama dünyayı biz yönetiyoruz. Hani iyi kötü biz yönetiyoruz işte şeklinde bir yaklaşım içindelerdi. Ve haklılardı. Doğu'da bu kadar kaynak varken, Batı'da bu kadar kaynak yokken, Batı'nın dünyayı domine edebilmesinin en önemli bir tane nedeni vardı. O da girişimcilikti. Örneğin ben orada bir örnek vermiştim. Bir tane petrol kuyusu açtığınızda 1-2 milyon dolar masraf yapıyorsunuz. Ve sonra 20 yıl, 30 yıl o kuyu körelinceye kadar, kuyular köreliyor veya tükeniyor. Orada işte yıllık birkaç milyon dolar petrol çıkarıyorsunuz. Varil varil. Ama bir tane girişimci yetiştirdiğinizi düşünün. Örneğin Steve Jobs olsun bu. Veya Mark Zuckerberg olsun. Bir girişimci çıktığında, rakamlarda yanılıyor olabilir, Google'a bakabilirsiniz. Bugün Apple kaç kişi çalıştırıyor? Toplamda fason üreticileriyle beraber 300 bin kişiye ekmek veren bir şirket. Yıllık cirosunun pek çok ülkeden fazla olduğu bir şirket. Dünyayı domine edebilen bir şirket veya Facebook. Veya Google, bütün dünyanın bilgilerinin attığı, onsuz hiçbir şey yapamadığınız şirketler, çok büyük şirketler.
açıkçası hem kendimiz için hem de çevremiz için girişimcilerle girişimcilik çok önemli. O yüzden ben açıkçası kulübü de takdir ediyorum. Çok güzel bir yerden şey yapmışsınız. Girişimciliği bir düşünün derim. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.